Antakya'nın merkezindeki Kurtuluş Caddesi dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi olarak biliniyor. Burada da yıkım inanılmaz. Özellikle bu caddenin kenarında bulunan Koca Abli Mahallesi'nde sokaklar daracık ve orada birçok yere enkaza girilmemiş durumda. Bak merdivenin olduğu yer var ya, orası. Peki çıktınız da buraları nasıl açtınız? Açmadık abi, yürüdük çıktık. Karşı komşuma geçtim, oradan diğer komşuma geçtim. Onların evi sağlamdı, onların içinden çıktık. Peki bu bütün burası ilk depremde mi yıkıldı yoksa ikinci depremde mi yıkıldı? İkinci depremin de etkisi var tabii ki ama ilk depremde çoğu yıkılmıştı zaten. Zaten burası zor ayakta duran bir yerde. Burası sit alan olduğu için buraya dokunmuyorlardı zaten abi. Şu an tam yıkıldı. Burası zaten çok eski bir yapıydı. Burada çalışmak zor. Çünkü kepçe imkanı yok burada. Gördüğünüz gibi şöyle yolu çekin. Yani burası yani gerçekten bir burada herhangi bir çalışma olmadığı zaten belli. Burada el gücüyle ancak. Buraya maalesef bizim eski Antakya'ya kepçe girmesi zordur. Dar sokaklarımız, evlerimiz yola yıkıldı. Ne zaman siz 5 Şubat'a geri dönersiniz sence? Bilemiyoruz abi. Uzun bir zaman alacak. Teşekkür ediyorum. Dostlar sağ olsun. Allah razı olsun. Nasıl annen gir? Nasıl? İyiyim inşallah. İyiler, çok. Sizde bir sıkıntı yok inşallah. Yok. Rabbimize şükürler olsun. Ben Antakya Merkez, Kurtuluş Caddesi, Koca Abdi Mahalle Muhtarı Mehmet Güleryüz. İki kardeşim, dört yeğenim vefat etti. Kendi ailemden, sülalemden 52 kişi vefat etti. Amcam çocukları, kuzenlerim, ailecek hepsi vefat etti, teyze çocuklarım. Mahallemde de dört Türk vatandaşı, altı da Suriye vatandaşı vefat etti kendi mahallemde. Yani can kaybımız çok. Yardım geliyor, Allah var yani hayırseverlerden, devletimizden yardım geliyor. Bunun devamını bekliyoruz zaten. Çünkü uzun bir süreç, sağlıkta sorun yaşıyoruz. Kronik hastalarımız var. Devlet hastanemiz, bölge hastanemiz çalışıyor. Az önce ben de oraya gidip mani oldum, ilacımı da alabildim. Su sıkıntısı var, sulara güvenemiyoruz. Sularımızı, devamlı su yardımı gelirse. Ona benzer işte kuru gıdamız, Ramazan ayı mübarek, Ramazan ayı da geliyor. Yardımlar devam ederse daha iyi olur inşallah diye düşünüyoruz. Ne lazım? Ne buna su, benzer? Suya ihtiyacımız var. Su hangi mahalleye lazım muhtarım? Neye burası, lazım? Burası Koca Abdü Mahallesi. Fakat biliyorsunuz bölgede kimse kalmadı. Ben muhtar olarak teslim alıp onları arıyorum. Güvenli bir bölgede dağıtım yapıyorum.